Çocukken inandığınız en aptalca şey neydi? Ailem, beni, yavru bir köpek olarak doğduğuma inandırmanın çok komik olacağını düşünmüş. Evet, bir yavru köpek olarak doğduğuma gerçekten inanıyordum. Bunu bana inandırmak için bütün bebeklik fotoğraflarımı saklayıp yerine yavru köpek fotoğrafları koymuşlardı. Sözde yavru köpekken her yere işiyormuşum ve annem de Tanrı'yı telefonla arayıp 2 yaşındayken beni bir kız çocuğuna çevirmesini istemiş. Bu yalana 8 yaşıma kadar inandım. 90'lı yıllarda bilgisayarı olan şanslı çocuklardandım. O zamanlar diskette yüklenen birkaç oyunum vardı ama hep yeni oyunlar almak istiyordum. Tabii ki ailemi buna ikna edemiyordum. Ben de o zaman bana çok zekice gelen bir plan yaptım. Disketin üzerinde yazan oyun ismini karalayıp yerine istediğim oyunun adını yazacaktım. İşe yarayacağından çok emin bir şekilde babama planımı anlattım. Muhtemelen ne kadar aptal bir çocuk yetiştirdiğini düşünerek utançla kafasını sallamakla yetindi. Evin karanlık koridorundan koşarak geçmezsem canavarların beni yakalayacağını sanıyordum. Küçükken ebeveynlerim buzdolabının kapağını uzun süre açık tutarsam bütün dünyayı donduracağımı ve bu yüzden kimsenin beni sevmeyeceğini söylemişti. Renklerin icat edilmiş olan şeyler olduğunu sanıyordum. Yani çok eskiden tüm dünyanın siyah beyaz olduğunu ama renklerin icat edilmesiyle günümüzdeki haline geldiğine inanıyordum. Küçükken yemek konusunda çok seçiciydim. Ailem daha fazla yemek yemem için tabağımdaki her bir pirinç tanesinin bir yılda büyüdüğünü ve değerini bilmem gerektiğini söylemişti. Ama ben sandım ki her yıl tüm dünyada sadece bir pirinç tanesi büyüyor. Bu yüzden tabağımın yüzlerce pirinç tanesiyle dolu oluşu aşırı havalı bir şey gibi geliyordu. Anneme dinozorları kim öldürdü diye sorduğunda annem Şirek demişti ve ben ona bütün kalbimle inandım. Trafik ışıklarını kontrol etmekle görevli insanların olduğunu sanıyordum. Anaokulu yaşlarındayken annem, sadece annesi ölenlerin motosiklet sürebileceğini veya dövme yaptırabileceğini söylemişti. Bir gün marketten çıkarken her yeri dövmelerle kaplı ve motor süren bir adam gördük. Ve 5 yaşındaki Safben adamın yanına gidip, annen öldü mü diye sordum. Adam bana baktı ve evet dedi. Annemin söylediği şey gerçek çıktığı için şoka uğramıştım.